Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Güne, gündeme, hayata, gelişmelere yine bugün birlikte bakacağız. Gelişmelerde, hayatın içerisinde her ne var ise sosyal medyadan efendim ilerleyen dakikalara kadar birlikte paylaşacağız. Gündemdeki haber başlıklarını, gelişmeleri elimizden geldiği kadar, dilimizin de döndüğü kadar sizlere Güne Bakan Hakan olarak sosyal medyamız üzerinden paylaşacağız. Gelişmelere birlikte bakacağız. Her ne var ise hayatın içerisindeki çalışmaları dediğimiz gibi gündemdeki konuları birlikte paylaşacağız sevgili izleyenlerimiz. O yüzden bizleri şu anda izlemeye başlayan tüm izleyenlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İlerleyen dakikalara kadar gündemdeki konu başlıkları arasında her ne var ise biz de bu sosyal medyamız üzerinden sizlere bir bir aktaracağız, bir bir paylaşacağız sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ve tabii ki İlerleyen dakikalara kadar günün hayatın içerisindeki geçen konuları hep birlikte sizlere biz şu dakikadan itibaren aktaracağız, aktarmaya paylaşacağız. Bugün 10 Kasım sevgili izleyenlerimiz, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Evet, Ankara'da Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde anma programı gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ımızda da tüm illerde, ilçelerde Atatürk'ü andık sevgili izleyenlerimiz. Biz de rahmetle, minnetle andığımızı bir kez daha bu duygularla söylüyoruz. Saat 9'u 5 geçede sevgili izleyenlerimiz sosyal medyamız üzerinden bir hemen paylaşım yaptık. 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu. Biz Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatan topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet okuyoruz. Rahmetler diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de vefatının 82. yıl dönümü sevgili izleyenlerimiz. Bunu da sizlerle hemen programımızın başında paylaştık ve tabii 9'u 5 gece sirenler çaldı. İstiklal Marşımız okundu. Hayat durdu. Biz de vatan müdafası için mücadele eden ve bugüne kadar bu güzel toprakların bizlere ulaşmasında emeği, katkısı olan herkesi saygıyla, minnetle andığımızı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında rahmetle, minnetle anıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, 9'u 5 geçe biz de sosyal medyamızdan sevgili izleyenlerimiz bir paylaşım yaptık. Hemen o paylaşımı dilerseniz sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Ekranlarınıza getirmek istiyorum ve arkasından da güne, gündeme, hayata dair gelişmelerle programlarımızı ve haberlerimizi gündeme aktaracağız. Evet, 9'u 5 geçe işte görmüş olduğunuz gibi bir sessizlik oldu. Sirenler çaldı, İstiklal Marşı okundu. Biz de bir kez daha rahmetle, minnetle andığımızı söylüyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve bu güzel vatan toprakların geçmişten bugüne dediğimiz gibi bizlere ulaşmasında emeği, katkısı olan tüm efendim şehitlerimizi, insanlarımızı hepsini rahmetle anıyoruz. Evet, rahmetle bir kez de andığımızı söylüyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gün ve gündem, hayatın içerisinden geçen haberler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtikal edişinin 82. yıl dönümünde
Anıtkabir'de de program düzenlendi sevgili izleyenlerimiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Hemen o konuşmasını ekranlarınıza taşıyoruz. Ve gündemdeki konuşmalar arasında neler söylendi ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gün ve gündem, güne bakan Hakan devam ediyor. Ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. İşte sevgili izleyenlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti protokolü görmüş olduğunuz gibi Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla rahmetle anıldı. Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir ziyaretinde bir konuşma gerçekleştirdi. Biz de ekranlarınıza taşıdık sevgili izleyenlerimiz. Gün ve gündem hayatın içerisindeki gelişmelerde ne varsa bir bir bakıyoruz. Öne çıkan haber başlıklarını, gündemdeki konu başlıklarını sizlerle sevgili izleyenlerimiz ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, gün hayat gelişmeler ve dedik efendim bugün tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü olduğunu söyledik. Ve programımızın başında 9'u 5 gecede hayat durdu. Ve şimdi gündemdeki gelişmelere hep birlikte dilerseniz bakalım gündemdeki haber başlıklarında her ne var ise sizlere sosyal medyamız üzerinden bir bir aktaralım sevgili izleyenlerimiz. Evet, havalar soğudu. Tabii havalar artık soğuduğu için vatandaşların sevgili izleyenlerimiz yakıt ihtiyaçları da başladı. Yakıt ihtiyaçları içerisinde Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği ile birlikte 2300 aileye yakacak yardımı yaptı. Ve bu yapılan yardımlar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından dağıtıldı. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü odun kesim ve depolama merkezlerine kesilip paketlenerek tabii bunlar da ihtiyaç sahiplerine verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman yakacak dağıtımı yapan ekiple birlikte mahallelerde vatandaşları ziyaret ederek dağıtımları gerçekleştirdiler. Geçmiş olsun. Hilmi Başkan gönderdi beni. Ben onun yardımcısıyım. Şimdi sana biraz odun getirdik. Allah yavrum sizlere de ömür versin. Uzun uzun. Ayağınıza taş dokandırmasın. Arabanın tekeri düz dönsün. Yavrum. Allah sana uzun ömür versin. İsmin ne senin? Sefa. Sefa. Kaça gidiyorsun? Beşe. Sen okula gitmiyor musun Melike? Göndermiyorlar mı seni? Seni kim diyor? Yerdesin de be. Melike? Seni kim dövüyor? Ben söyleyeyim bir daha dövmesin seni, tamam mı? Çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizi kazadan beladan korusun. Çok sevindirdiniz. Allah sizlerden razı olsun.
Görmüş olduğunuz gibi Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği bünyesinde kış ayları artık kapıda sevgili izleyenlerimiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç sahibi vatandaşlara odun yardımı, yakacak yardım yapıldı. 2300 aileye bu yardımlar Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından ve ekip tarafından dağıtımı gerçekleşti. Biz de ekranlarımıza taşıdık. Dediğimiz gibi belediye tabii ki sosyal bir anlayışla da yardımlarını sürdürüyor. Allah kabul etsin diyoruz. Umut ediyoruz ki tabii vatandaşlarımızın da eksiklikleri bir an evvel giderilir. Birçok vatandaşın da eksiği var. Bu yönde vatandaşlar da hem belediyeden hem Sivas Valiliğinden hem de sosyal işler müdürlüklerinden destek alıyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlar. Kış ayları geldi. Soğuk artık kapıda, yakacak ihtiyaçları bir hayli fazla. Allah yardım etsin diyoruz. Evet, gündem, gelişen haberler, konu başlıkları ve hayatımızın içerisindeki haberlere şöyle bir bakıyoruz ve sevgili izleyenlerimiz tabii ki konu başlıkları arasında önemli konulardan bir tanesi de geleceğimize nefes ol kampanyası. Bu yönde de biliyorsunuz tüm Türkiye'de başlatılan bir kampanya var ve bu kampanya nezdinde de geleceğe nefes olmak anlamında fidan dikim kampanyaları başlatıldı ve 11-11-11 yani yarın saat 11-11-11 yani 11'i 11 gece 11. ayın 11'i böyle güzel bir etkinliğe imza atılacak. Bu etkinlik sayesinde de sevgili izleyenlerimiz hemen onu da şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Evet, işte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bu kampanya başlatıldı ve bu başlatılan kampanyada geleceğenefesol.com adresinden sizler de girip ağaç ve fidan paylaşımı yapabiliyorsunuz. Yani bu siteye girdiğiniz anda orada sizler adınıza soyadınıza Türkiye'nin herhangi bir ilini, Sivas'taysanız Sivas'ı tabii seçmeniz gerekiyor. Başka şehirdeyseniz başka şehri seçmeniz gerekiyor ve belli bir yerde sizin adınıza ağaç dikimi gerçekleşecek. Yarın da yani tam saat 11'i 11 geçe yani 11. ayın 11'i saat 11'i 11 geçe tüm Türkiye'de geleceğe nefes, dünyaya nefes olarak bu başlatılan kampanya içerisinde artık daha vatandaşlarımız yeşil bir dünyada yetişecekler, yeşil bir hayatın içerisinde olacaklar. İşte bu yönde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sivas'ımızda da tabii bu etkinlikler, Sivas'ımızda da bu etkinlik gerçekleşecek sevgili izleyenlerimiz. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Tarım ve İl Müdürlüğü kapsamında bu kampanya hemen şöyle bir ekranlara getirelim. Fidan dikim şenliği olarak tabii lanse ediliyor. Sivas'a nefes olarak bu fidanlar dikilecek. Sizler de bu güzel tabii kampanyaya destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken şey nedir? www.geleceğenefes.com adresinden mutlaka girip orada sevgili izleyenlerimiz Sivas'ı seçerek veya da başka bir il veya da başka bir yer, bilemiyoruz tabii nereliyseniz ama Sivas'ta yaşıyorsanız Sivas'taki ilin üstünü tıklayarak haritada böylece sizler de geleceğe nefes ol kampanyasına destek vermiş olacaksınız. Bu güzel kampanyada hepiniz güzel bir şekilde sizlerin de adına bir fidan dikimi sağlamış olacak. Yani geleceğe nefes olmak için 11 Kasım saat 11'de, daha doğrusu 11-11-11'de, 11-11 gece diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Sizler de bu özel fidan dikme kampanyasına mutlaka katılın diyoruz. Ama bugünden de hemen sosyal medyadasınız, internetin başındasınız. www.geleceğenefesol.com adresinden hemen paylaşımlarınızı yapıyorsunuz. Burada sizler de artık bir dikili ağacınızın olduğunu tüm kamuoyuna böylece paylaşıyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde böylece sizler de geleceğe nefes olacaksınız sevgili izleyenlerimiz. Bu güzel kampanyaya destek verin diyoruz. Bu güzel kampanyayı sizler de destekleyin diyoruz. Gündemdeki önemli konulardan bir tanesi geleceğimize nefes olmak adına bu çağrımıza sizler de kulak verin sevgili izleyenlerimiz. Bununla ilgili de hemen Tarım Bakanlığı'nın kısa bir videosu vardı. Onu da hemen şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Bizi biz yapan her özel günde, her anda. Bugün fidan, yarın nefes dediniz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzde yine geleceğe nefes olun. Haydi Türkiye. Geleceğe nefes, dünyaya nefes. Geleceğenefes.com
Geleceğe nefes, dünyaya nefes. Haydi Türkiye diyoruz, haydi Sivas diyoruz. Sizler de geleceğenefes.com adresinden giriyorsunuz. Oradan hemen bir adınızı, soyadınızı yaparak güzel bir şekilde Türkiye'nin veya ilçelerden herhangi bir yerde güzel bir şekilde ağaç sizler de kampanyasına destek olmuş oluyorsunuz. Bunu da özellikle hatırlatmak istedik efendim. Geleceğe nefes olmanız anlamında lütfen bu çağrıyı da dikkate alın diyoruz. Daha yeşil bir doğaya, daha yeşil bir hayata ihtiyacımız var. Daha yeşil bir dünyaya. Neden? Her geçen gün binalar, evler daha da fazla olduğu için artık nefes alacak yerler kalmadı. İşte böyle yapılan kampanyalarla birçok yerde ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Sizler de bu ağaçlandırma kampanyasına oturduğunuz yerden destek olabilirsiniz. İşte zaten biz konuşurken alt bantta da geleceğenefes.com adresini görüyorsunuz. Oraya girip siz de bir ağaç bağışında bulunabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bunları yaptığınız takdirde güzel bir şekilde her tarafta ağaçlanmış olacak. Ümit ediyoruz ki bu yönde gerçekten harika bir şekilde hani memleketimizde sevgili izleyenlerimiz her tarafın böyle biz yeşil olmasını, her tarafın çok güzel bir şekilde ağaçlanmasını her zaman dile getiriyoruz, istiyoruz. Çünkü bu pandemi günlerinde sağlığımızın efendim özellikle daha önemli olduğunu hissettiğimiz bu günlerde gerçekten oksijene, yeşile ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. Bir kez daha görmüş olduk, hissetmiş olduk sevgili izleyenlerimiz. Sizler de bu yönde geleceğenefes.com adresinden mutlaka bir fidan sahiplenin. Sizin adınıza da yarın tabii ki temsili olarak tüm Türkiye'de 11'i 11 gece sevgili izleyenlerimiz, Geleceğe Nefes Ol kampanyası için Milli Ağaç Seferberlik Günü böylece hayata geçecek. Temsil olarak bütün illerde, ilçelerde böyle ağaç dikimleri gerçekleşecek. Bunun için de sizler ne yapacaksınız? Bu kampanyaya destek olacaksınız. İnternete girin. İnternete girdikten sonra da orada paylaşımlarınızı yapacaksınız. Hepsi bu kadar. Çok kolay. Sadece ili seçmeniz yeterli. İli seçtiğiniz anda orada işte karşınıza bir doldurmanız gereken yerler çıkıyor. Oralara da doldurduğunuz anda siz de bir ağaç sahiplenmiş oluyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Bunu da unutmayalım. Bunu da hatırlatmış olduk. Gündemdeki konular arasında geçiyordu. Evet, hayat, gündem, gelişmeler, her ne varsa diyoruz ya, sosyal medyadan elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere bu paylaşımlarımızı aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gelişen ve gelişmekte olan haber başlıkları arasında ne var tabii ki? Şöyle bir bakalım. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce. Bununla ilgili sevgili izleyenlerimiz bir haberimizi hemen gündeme şöyle bir fotoğraf karesinde hazırlayalım, getirelim ve sizlerle paylaşalım. Kendimizi de şöyle diğer tarafa alalım. Hatta biraz da küçültelim ki haberin detayında neler oluyor onu da paylaşalım. Evet, şimdi Serdar Bey de arkamızda kaldı. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce. Parti yöneticileriyle bir araya geldi Sivas'ta. Aylık olan toplantılarını gerçekleştirdiler ve Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce burada gerçekleşen toplantıda parti üyeleriyle bir araya gelince burada Sivas'taki konular konuşuldu. Konuşulan konuların içerisinde de sevgili izleyenlerimiz bir konu geçti ki burada da söylenen bir cümle, ranta yönelik hareketlerin karşısındayız dedi Sayın İnce sevgili izleyenlerimiz. İnce mevcut tapu binası yanında bulunan 6070 ada ve 5 nolu parsel bulunan yaklaşık 30.000 metrekarelik kamu arazisinin imara açılarak, bakın burası çok önemli, imara açılarak diyor, satılmak istenmektedir vurgusunu yaptı. Bu tarz yapılan işlemler ranta yönelik hareketlerdir dedi Sayın İnce. Bu konuşmasında öne çıkan cümleler buydu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda arkamızda da görmektesiniz. Mavi alan sevgili izleyenlerimiz. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce Başkanlığında Deva Partisi Sivas İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetimi aylık olan toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda Deva Partisi üyeleri olarak değil, Sivas'ın daha iyi konuma gelmesi için emek harcayan ve bu memleketin birer evladı olarak herkese sesleniyoruz diye bu şekilde bir açıklama gündeme düştü. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce gerçekleşen aylık olan toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda özellikle kamu arazilerinin imara açılarak satılmak istendiğine
vurgu yaptı. Bu yönde de tapu, biliyorsunuz Kılavuz Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin sonunda şu anda tapu binasının hemen yanındaki araziden bahsetti. Deva Partisi Sivas İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetimi olarak aylık toplantımızı yapmış bulunmaktayız diyen İnce, toplantının önemli gündem başlıklarından biri ise mevcut tapu binası yanında bulunan 6070 ada ve 5 nolu parsel bulunan yaklaşık 30.000 metrekarelik kamu arazisinin imar açılarak satılmak istenmesidir. Belediye meclisine görevli olan Büyük Birlik Partisi'ne mensup meclis üyelerinin itirazlarına karşın yapılan imar tadilat ile bu kamu alanı emsal 2 gösterilerek yüksek yoğunluk ile imara açıldı dedi. Evet, bu açıklamalar Serdar İnce'ye ait sevgili izleyenlerimiz ve son yıllarda mülki idare kurumları kamu alanlarını satarak gelir elde etme yöntemine gitmektedir. Halbuki şehir merkezinde bulunan bu tarz alanlar şehrin gelişmesine yardımcı olacak şekilde halkın kullanmasına sunulacak alanlardır. Ortak alanların imar açılarak satılması şehirde geri dönüş olmayan tahribatlara sebep olmaktadır. Bu tarz yapılan işlemler ranta yönelik hareketlerdir dedi İnce ve şöyle devam etti. Son dönemde yaşanılan ekonomik kriz biz yurttaşlara şu bilgiyi tekrar öğretti. Üretim olmadan yapılan tüketimler daha büyük bütçe açığına sebep olmaktadır. Bu kamu alanının imar açılarak satılması müteahhite çok kazanç sağlayacak. Fakat bu şehre, bu şehrin insanlarına hiçbir şey kazandırmayacaktır ifadelerini kullandı. İşte Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce aylık bir şekilde gerçekleştirdikleri olan toplantıda özellikle bu konuyu gündeme getirdi. Tapu binasının yanındaki araziden bahsetti. Bu alanın sevgili izleyenlerimiz imara açıldığını ve ranta yönelik hareketlerin ise karşısında olduklarını vurgu yaptı. Biz de paylaştık, ekranlara getirdik. Bakalım bu konuda ilgili yetkililer acaba ne gibi bir açıklama yapacaklar? Bu arazinin akıbetiyle ilgili acaba ne söyleyecekler? Merak ediyoruz. Sayın İnce'nin açıklamalarını istinaden gündemde bakalım ilgililerden hangi yönde bir açıklama gelecek? Biz de bir gazeteci olarak merak ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bu haberi de ekranlarınızda getirmiş olduk. İnce'nin açıklamalarını sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Bakalım dediğimiz gibi acaba ilgili yetkili kişilerden bu yönde tapu binasının hemen yanındaki araziyle ilgili acaba nasıl bir açıklama gelecek? Geldiği zaman onları da paylaşacağız. Hayatın içerisinde şehrin efendim içerisinde ne varsa gelişmelere bakıyoruz. Hayat içerisindeki olup biten haber başlıklarını elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere aktarmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Gelişmelerde ne varsa sizler de görün, takip edin istiyoruz. Tabii mesajlar da geldi mi diye hemen şöyle bir mesajları da bir gözden geçirelim. Gündem içerisinde bizlere yazan izleyenlerimizin de mesajları bu programa iletiliyor tabii. Sizler de mesaj yazabilirsiniz. Fikir ve düşünce bizlere aktarabilirsiniz. Belki duymadığımız, bilmediğimiz bir konuda da bizleri bilgi sahibi yapabilirsiniz. Mesaj kısmında herhangi bir şekilde gelen mesaj var mı diye bakalım. Ondan sonra da gündemdeki konu başlıklarına kaldığımız yerden devam edelim. Evet, hayat, gelişmeler, gündem, konu başlıkları ne varsa diyoruz efendim sosyal medya üzerinden elimizden geldiği kadar sizlere bir bir bu paylaşımları aktarıyoruz. Gelişmelerdeki haber başlıklarını sizlere bir bir paylaşıyoruz. Gündem konularında, gündem başlıklarında her ne varsa duyun, görün, izleyin diyoruz. Evet, Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi de sevgili izleyenlerimiz geçtiğimiz gün Instagram hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasını sağlık sorunlarından dolayı bakanlık görevini bıraktığını ifade etmişti ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bakan ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine sevgili izleyenlerimiz Lütfi Elvan getirildi. Hemen şöyle fotoğrafını da ekranlara getirelim, paylaşalım. Geçmiş dönemden zaten Lütfi Elvan'ı sizler tanıyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi. Gündemdeki önemli konuların arasında yer almakta. Bu tabii ki sabahın erken saatlerinde gündeme düşen bir haberdi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı. Tabii burada hani istifa etmedi, görev affı istendi şeklinde cümle de çok konuşuldu. Sosyal medyayı takip ediyorsanız Twitter'da bu konuda gündemde bir hayli konuşulan konular arasında geldi. Yani Berat Albayrak
af isteyerek görevden ayrıldığı ifade edildi. İşte resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre de görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı. Atama anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı sevgili izleyenlerimiz. Bu da günün ilk ışıklarıyla gündeme düşen haberler arasında yer aldı. Resmi gazetede yayınlandı ve Cumhurbaşkanı kararına göre Lütfi Elvan Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı sevgili izleyenlerimiz. 8 Kasım'da yani 2 gün önce 2020 yani 8 Kasım 2020 günü sağlık sorunları sebebiyle sevgili izleyenlerimiz görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affının kabul edilmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararında görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince Lütfi Elvan'ın atandığı açıklandı sevgili izleyenlerimiz. Atama anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldığı da gündemdeki haber başlıkları arasında yer aldı. Biz de Sayın Elvan'a yeni görevinde, bakanlık görevinde başarılar diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gündem konuları arasındaki önemli bir konuydu. Ekranlarınıza getirdik. Hemen sizlerle de gündem konuları arasındaki bu paylaşımı da taşımış olduk ekranlara. Yansıttık gelişmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerde her ne var ise sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Evet hemen şöyle görüntümüzdeki fotoğrafları da alalım. Arkamıza Sivas fotoğrafını tekrar verelim. Görmüş olduğunuz gibi efendim gündemdeki haber başlıklarını hızlı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Gelişmelerde her ne var ise sosyal medya üzerinden bir bir paylaşıyoruz. Sizler de gündemdeki konu başlıkları üzerinden bizleri yakından takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz tabii ki. Bizleri takip eden izleyenlerimize de sevgi selam gönderiyoruz. Hayatın içerisindeki olup biten haber başlıklarını havalar soğudu, pencereler, kapılar sıkı sıkı artık örtüldü. Ama salgın günlerinde daha dikkatli olmamız gerektiğini özellikle uzmanlar vurgu yapıyor. Neden? Oksijene ihtiyacımız var. Odaların, iş yerlerinin, evlerin daha sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Temiz havaya ihtiyacımız var ki salgın günlerinde yani şu anda eğer üşütürsek herhangi bir şekilde sağlık anlamında bir sıkıntıya düşersek griple birlikte sevgili izleyenlerimiz koronavirüsün de tetikleneceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bol bol C vitamini, bol bol tabii ki beslenmemize, uykumuza, bedenimizi sıcak tutmaya bunlara dikkat etmek gerekiyor. Daha çok oksijenin olduğu alanlarda, az insanın olduğu alanlarda yani herhangi bir şekilde işimiz veya herhangi bir şekilde yapacağımız bir şey yoksa keyfi keder bir şekilde dışarıya çıkmayalım. Daha az insanların olduğu ortamlarda zaman geçirmeye çalışalım. İnşallah hani bu süreç ne zaman bitecek kimse bilemiyor, kimse kestiremiyor. Maskeye, mesafeye, hijyen kurallarına da elimizden geldiği kadar dikkat edelim sevgili izleyenlerimiz. Eğer bunların tabii ki hepsini yerine getirirsek hayatımızda koronavirüs olmaz diye temenni ediyoruz ama sosyal medyadan görüyoruz birçok kişinin testinin pozitif çıktığını. Rabbim onlara da şifalar versin. Evde kendilerini izole edenler, karantinaya alanlar, aynı zamanda tabii ki hastanede sancılı bir süreç içerisinde olanlar da var. O yüzden biz efendim tüm tabii ki bu yönde hastalarımıza da şifa dileklerimizi iletiyoruz. Bunu da buradan ifade etmek istedik. Evet bakalım gündemdeki konu başlıkları arasında neler var? Okul incelemeleri devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Bu da gerçekten Sivas'ımızın eğitim anlamında önemli bir şekilde yatırımlar sürüyor. Okullar güçlendiriliyor ve fiziki yapıları özellikle bu yönde daha da yeni yeni okullara kavuşuyoruz. İşte şu anda Sivas'ta eğitimin fiziki altyapısının güçlendirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı yapılan ve tamirat ve yeni yapılan okullarla ilgili çalışmalarda hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Buralarda da tadilatlar, çalışmalar yerinde inceleniyor sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ta
Eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler Örtülü Pınar Mahallesi'nde inşaatı tamamlanma aşamasında olan 24 derslikli Şehit Ahmet Eyce MTAL ve spor salonunu inşaatını incelediler sevgili izleyenlerimiz. Biz de tabii ki bu okul fotoğraflarını sizlere hemen paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi bu alanda Sivas şanslı gerçekten. Eğitim anlamında birçok okulu bünyemizde barındırıyoruz. Okullar yapılıyor, tadilat yapılıyor. Okullardaki düzenlemeler güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Hemen fotoğraf karesinde şu anda getirdim. Gördüğünüz gibi işte okulların fiziki altyapısı daha da güçlendiriliyor sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde de Sivas'ta yoğun bir şekilde çalışma yapılıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan'da fiziki altyapısı güçlendirilen, yeniden yapılan okulları yerinde inceledi ve hangi aşamada oldukları, ne zaman teslim edileceği yönünde de ilgili kişilerden bilgi aldı. Biz de ekranlarınızda fotoğraf kareleriyle bu tabii ki okullarımızın sizlere fotoğraflarını da şöyle bir getirmiş olduk. Gayet de güzel. Evet, dediğimiz gibi şehirdeki eğitim anlamında binalar yenileniyor, fiziki altyapıları daha da güçlendiriliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha sağlıklı eğitim almaları yönünde Sivas'ta eğitim kurumlarıyla ilgili, okullarla ilgili çalışmalar, inşaat çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ekranlara da taşımış olduk. Bu haberimizi de sizlerle paylaşmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Gündemdeki konu başlıklarında geçiyordu. Evet, hayat devam ediyor. Biz de efendim gündemdeki haberlere bakmaya devam ediyoruz. Gelişmeler arasında her ne var ise diyoruz ya, sosyal medyadan bizler bu efendim program içerisinde sizlere bir bir duygu ve düşünceleri de hem fotoğraflarla hem de hazırlamış olduğumuz haber videolarıyla ne yapıyoruz efendim, gündemi aktarıyoruz. Tarım sergisi açıldı. Bu da yine önemli, güzel konulardan bir tanesi. Sivas'ta sevgili izleyenlerimiz, vatandaşlarımızın gezebileceği bir sergi açıldı. Bununla ilgili de hemen fotoğraf karelerini, haberimizin detaylarını getiriyoruz. 11. Tarım İnsan Fotoğraf Sergisi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde açılışı gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü burada kurdeleyi kestiler. İşte fotoğraf karesinde şu anda görmektesiniz. 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde açıldı. Sizler de bu sergiyi gidip keyiflice, güzel bir şekilde gezebilirsiniz. Bu yönde de sizlere sergi haberini de paylaşmış olduk, aktarmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Birazdan bir sergi haberi daha var ama bununla ilgili hemen birkaç bilgi verelim. Bereketli topraklarımızın çalışkan insanlarının fotoğraflarından oluşan 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde açıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımı ile açılış gerçekleşti ve 9-11 Kasım tarihler arasında ziyarete açık olacak. Yani yarın son gün, mutlaka gidin gezin. 9-11 Kasım tarihler arasında serginin açılışı dün gerçekleşti ve 11 Kasım'a kadar da bu sergi açık kalacak. İşte sergiden birkaç fotoğraf karesinde ekranlarınıza şu anda getirdik. Dediğimiz gibi 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde açıldı sevgili izleyenlerimiz. 11 Kasım'a kadar da bu serginin açık kalacağını sizlere hatırlatıyoruz. Sizlerle de paylaşmış oluyoruz. Sizler de gezmek isterseniz Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne gidebilirsiniz. Yine bir sergiden bahsedelim. Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili izleyenlerimiz, bugün 10 Kasım. Aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü, rahmetle minnettandığımızı söylüyoruz ve bugüne kadar sergilenmeyen fotoğraflar sevgili izleyenlerimiz sergileniyor. Onunla ilgili de hemen fotoğraf karelerini ekranlarınızda şöyle bir taşıyalım. Hemen şuradan hazırlayalım. Evet. Bu çok özel bir sergi. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Gerçekten görülmesi değer özel sergilerden bir tanesi. Yine Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde bugün sevgili izleyenlerimiz serginin açılışı gerçekleşti ve Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulacak, bakın ilk defa Türkiye'de 15 ayrı ilde bu sergi açılıyor. Bu illerden bir tanesi de Sivas'ta. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, yani bugünden itibaren serginin açılışı gerçekleşiyor. Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulacak olan 40 görsel fotoğrafı 10 Kasım'da
15 farklı ilde. Evet bakın Sivas da bu illerden bir tanesi. Atatürk'ün birbirinden özel fotoğrafları 10 Kasım'da 15 farklı ilde, bu illerden biri de Sivas sevgili izleyenlerimiz. Bu sergiyi gezme şansına sahip olacaksınız. Tabii gidip gezmek isterseniz ki gezin diyoruz mutlaka. Ben de hatta yayından sonra şöyle şehir merkezinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne giderek orada sergiyi gezeceğiz. İnşallah sizler de mutlaka gezin diyoruz. İşte Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden oluşan 10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi Adana Atatürk Evi Müzesi'nde, Amasya Müzesi'nde, Bursa Atatürk Evi Müzesi'nde, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Hatay Şehir Müzesi'nde, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, Şanlıurfa Müzesi ve Van Müzesi'nde vatandaşlara sunulacak sevgili izleyenlerimiz. Buralarda vatandaşlarımız bu sergiyi gezme şansına sahip olacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde 10 Kasım Anılarla Türk Sergisi düzenleyeceğini duyurduk. Bu sergi 15 farklı ilde açılacak. Bugüne kadar görmediğiniz 40 özel fotoğraf Atatürk'e ait sevgili izleyenlerimiz. 10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi'ni Sivas'ta, bu 15 ilden bir tanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonlarında seçilerek hazırlandı. 40 özel fotoğraf Sivas'ta da Atatürk Kongre Müzesi'nde bu fotoğraf sergisini gezebilirsiniz. 10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi sevgili izleyenlerimiz 15 farklı ilde olduğu gibi Sivas'ta da Atatürk Kongre Müzesi'nde siz sevgili Sivaslıların hizmetinde bu sergiyi gezebilirsiniz. Bugün serginin de açılışı gerçekleşmiş oldu. İşte görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel Atatürk fotoğrafları. Bugüne kadar görmediğiniz 40 özel fotoğrafı da böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı sizlere sunmuş oldu. 15 ille birlikte Sivas'ta da bu fotoğraflar sergileniyor. Bunu da hatırlattık. Gündemdeki konu başlıkları, gelişmeler, hayatın içerisinde ne varsa dediğimiz gibi elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar hayata ve gündeme birlikte bakıyoruz. Gelişmeleri elimizden geldiği kadar sizlere bir çırpıda, bir solukta aktarmaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Onun için de zamanı iyi değerlendiriyoruz. Konular, konuşmalar, her ne var ise bir bir sosyal medyadan ekranlarınıza yansıtıyoruz. Ve yine şehrimizde bir protokol imzalandı sevgili izleyenlerimiz. Öğrencilerimizin daha sağlıklı, daha güzel bir geleceğe adım atmaları anlamında Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL ile Aselsan Hassas Optik Anonim Şirketi arasında okul işletme işbirliği protokolü imzalandı. Bu da yine özel gündemdeki güzel haberlerden bir tanesi. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi şartlarda okuyabilmeleri için bu yönde protokol imzalarının da olması hepimizi mutlu ediyor. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Sivas Bilim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Odası ile Aselsan Hassas Optik AŞ arasında okul işletme birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere birçok konuda eğitim verilecek. Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, öğrencilerin bu tüm programlarla beceri, eğitimi, staj ve deneyim paylaşımı gibi konulardan istifade edeceğini ifade ederek, öğrencilerin ufkunu açacak, onlara tecrübe kazandıracak her projeye destek vereceğiz dedi. İşte sizlere efendim bu haberi de paylaştık, ekranlarımıza getirdik. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün karşılanması için bu tarzda tabii ki protokollerin imzalanması önemli sevgili izleyenlerimiz. İşte protokol imza töreninden fotoğraf karelerini de ekranlarınıza şu anda getirdik, paylaştık. Sektörde ihtiyaç olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönünde önemli bir protokol sevgili izleyenlerimiz. Protokol hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Öğrenciler bu tür programlarla becerilerini, eğitimi, staj ve deneyimlerini daha da sağlıklı, daha da güzel bir şekilde kazanacaklar. Biz de tabii ki bu yönde Sivas Bilişim Teknoloji Mesleki ve Teknik Odası ile Aselsan Hassas Optik AŞ arasında okul işletme işbirliği protokolünün şehrimize imzalanmasından dolayı hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Umut ediyoruz ki tabii diğer fabrikalarla da, diğer özel işletmelerle de bu yönde protokoller imzalanır. Gençlerimizin geleceğe yönelik daha sağlıklı, hazırlıklı böyle olmaları sağlanır diye temenni ediyoruz.
Gün gündem hayat gelişmeler konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Her ne var ise sosyal medyaya efendim doğru, tarafsız, objektif bir şekilde sizlere aktarıyoruz. Gün içerisinde ne varsa bir bir paylaşıyoruz. Bir bir gelişmeleri ekranlarınıza yansıtıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gelişmelerde ne var ise sizler de sosyal medyadan bizleri sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Siyasi çalışmalar içerisinde sevgili izleyenlerimiz gündeme bir haber düştü. Hemen onunla ilgili de sizlere bazı hemen fotoğraf atalım, konu başlıklarını aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi ve basın karşısına geçtiler. Neler konuşuldu onları tabii ekranlarımıza yansıtacağız sevgili izleyenlerimiz. Bu da gündemdeki önemli konulardan bir tanesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimi bir araya geldiler ve basın karşısına geçtiler. Burada gündeme dair açıklamalarda bulundular. Bununla ilgili neler söylendi diye hemen onu da ekranlarınıza getirelim. Bakalım neler konuşuldu. Efendim Sayın Genel Başkan, da güzel bir sohbetimiz oldu. Malum Türkiye'nin sorunları çok fazla. Her sorunu olabildiğince irdelemeye ve karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarmaya çalıştık. İç politikayı, dış politikayı, Covid-19 sürecini, İzmir'de yaşanan depremi, son istifa olayını bir şekliyle Türkiye'nin gündeminde olan konuları görüştük, karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Sayın Genel Başkan lütfedip geldiler. Kurultayımız sonrasında kendilerine de ayrıca hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizim aslında gecikmiş bir ziyaretimiz, kongreden sonra daha erken gelmeyi ve tebrik etmeyi arzu etmiştik ama bizim de gerek mekanla ilgili olan bazı meselelerimiz, yerleşmemiz biraz geciktirdi. Ama hiç olmamasından geç olması daha uygundur diye bugün ziyaret etme imkanını bulduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz, hissediyoruz. Elbette bu problemlerin hepsinin üstesinden gelmeye ihtiyacımız var. Bunun için de diyaloğa ihtiyacımız var. Problemler karşısında farklı politikalarımız, düşüncelerimiz olabilir. Ama siyasi partiler olarak bu düşünceleri paylaşmak bizim bir zenginliğimiz olarak kabul edilmeli. Ve elbette farklı düşünceler karşısında biz de kendi fikir ve düşüncelerimizi yeniden tarif etmeye zaman zaman ihtiyaç duyabiliriz. Bundan dolayı ben gösterdikleri kadir şinaslıktan dolayı, ev sahipliğinden dolayı da Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkürü bir görev biliyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları hepimiz çok iyi biliyoruz. 7'den 70'e. Ekonomik olarak sıkıntılarımız herkesin evinde görülebiliyor. İster fakir ister varlıklı olsun, herkesin evinde bir şekliyle görülebiliyor. Şu çok önemli. Böyle bir tabloda ekonomiden, hazineden, Merkez Bankası'ndan sorumlu olan, bütçesi parlamentoda görüşülen bir bakanın bu şekliyle istifası galiba bizim cumhuriyetimizde bir ilk. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Açıklama yapılmıyor. Neden? Toplum bilgilendirilmiyor. Neden? İstifa kabul edildi mi, edilmedi mi? O da belli değil. Bir grup aman istifası kabul edilmesin, tekrar görevinin başına dönsün diyor. İyi de
İstifa eden çıkıp neden kendi düşüncelerini ifade etmiyor? Hangi gerekçeyle istifa ettiğini veya görevden ayrıldığını ifade etmiyor? Değerli basın mensupları, 2018'in Mayıs ayında İstanbul'da Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin eşiğini anlattı. 2018 Mayıs ayında. Ve Türkiye'nin bunu aşması için, yani krizin derinleşmemesi için neler yapılması gerektiğini 13 madde halinde saydım. Hiçbir zaman iktidarı da eleştirmedim. Bakın kriz geliyor. Bu kriz büyüyecek. Şu önlemleri alırsanız Türkiye rahatlayabilir. Bu krizi aşabilir. Olmadı. Tam tersine eleştiri aldık. 2020'nin Mayıs ayında artık olay kriz olmaktan çıktı. Olay bir ekonomik buhran. Ekonomik buhrandan nasıl çıkabiliriz? Bunu da anlattık. Madde madde saydık. İktidar kanadı bize şunu söyleyebilir. Efendim saydığınız maddeler eksik. Olabilir. Yanlış, o da olabilir. Ama hiçbir eleştiri almadan bugünkü noktaya geldik. Tam tersine. Tam tersine. Bizim önerileri neden yaptığımız bize soruldu. E biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde herkesin barış içinde yaşamasını istiyoruz. Efendim Sayın Genel. Sevgili izleyenlerimiz, işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldiler ve gündeme dair basın açıklaması birlikte gerçekleştirdiler. Biz de ekranlarınıza yansıttık. Gündemdeki konu başlıklar arasında yer alıyordu. Hayata dair gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sivas Valisi Salih Ayhan 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayınladı sevgili izleyenlerimiz. İl protokolünü yayınlamış olduğu mesajlarda da Sivas Valisi Salih Ayhan yayınladığı mesajda bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü vefatının seneye devriyesi vesilesiyle başta milletimize yeni ufuklar açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kökleri mazide dalları atide olan şanlı devletimiz için fedakarca hizmet eden ecdadımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz dedi sevgili izleyenlerimiz. Paylaşmış olduğu mesajında bu ifadelere yer verdi Sivas Valisi Salih Ayhan sevgili izleyenlerimiz. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yayınlamış olduğu mesajda neler söyledi? Hemen onu da sizlerle paylaşalım sevgili izleyenlerimiz. Gündem açıklamaları arasında yer alıyor. Ekranlarınıza hemen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yayınlamış olduğu 10 Kasım mesajında sevgili izleyenlerimiz şu ifadelere yer verdi. Ekranlarınıza şu anda hemen paylaşımı da getirdik. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti irtihalinin 82. seneye devresinde rahmetle yad ediyorum. 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır dedi. Sayın Bilgin'in de mesajında bu sözler, bu ifadeler yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Evet, gün gündem hayat gelişmeler elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar her ne var ise sosyal medyadan sizlere bir bir aktarmaya çalıştık sevgili izleyenlerimiz. Hayatın içerisindeki paylaşımları doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde sizlere aktardık. Sizler de tabii ki sosyal medyayı şu dakikalara kadar takip ettiniz, bizlerle birlikte oldunuz. Biz de günü, gündemi, hayatı ekranlarınıza bir bir yansıttık, bir bir paylaştık. Efendim tabii bugün 10 Kasım olduğu için ilk başta programımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla haberler, görüntüler, görseller yayınlamıştık ve salgınla ilgili, COVID-19'la ilgili günlük tabloyu ise bugün programımızın sonuna bıraktık. İşte 145.411 kişiye dün itibariyle test yapıldı. 2576 kişi hasta sayısı olarak açıklandı. 85 kişi vefat edenler arasında. Dikkat ederseniz artık vefat edenlerin sayısı 80'lerin üzerine çıkmış vaziyette. Lütfen dikkat diyoruz. 2047 kişi iyileşen hasta sayısı olarak bu rakamlar sevgili izleyenlerimiz şu anda güncel rakamlar. Dün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu veriler olarak ekranlarınıza getirdik.
salgın günlerinde dikkatli olmamız gerektiğine de özellikle biz bir kez daha vurgu yapıyoruz. Lütfen dikkat, dikkat, dikkat diyoruz. Ne kadar dikkat edersek kendimizi, çevremizi o kadar çok da korumuş oluruz. Bunun için yapmamız gereken nedir? Tabii ki sosyal mesafe, hijyen, kurallar. Bunlar bizim hayatımızda olmazsa olmazlarımız. Yani maskeydi, mesafeydi, hijyendi. Bunları çok dikkat etmemiz gerekiyor. Havalar soğudu diyoruz ya, hatırlatıyoruz, artık kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirme durumuyla insanoğlu karşı karşıya geliyor. Neden? Dışarılar soğudu, içeriler sıcak ama içerideki sıcaklığı da korumak anlamında havalandırmamazlık yapmayalım. Bulunduğumuz ortamları mutlaka güzel bir şekilde havalandırıp temiz oksijen, temiz havayı da lütfen bedenimize nakşedelim, işleyelim. Yoksa aman diyoruz, dikkat. Yoksa gerçekten bu virüs salgınıyla karşı karşıya kalırız, hastalanırız. Sonucu kötü tabii ki olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Efendim, günün ve gündemin hayatın içerisindeki gelişmelere hep birlikte baktık. Gündem konu başlıkları arasında ne var ise efendim biz elimizden geldiği kadar sizlere doğru, tarafsız, objektif bir şekilde aktarmaya çalıştık. Gelişmelerde ne varsa paylaştık. Bugün Atatürk'ün aramızdan ayrışının 82. yıl dönümü. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. İşte bu sözü de biz efendim Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, minnetle andığımızı bir kez daha hatırlatarak İşte programın hemen sonunda bir kez daha yayınlıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayanlar, Yüksel Fertelli hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Selam, hayırlı yayınlar, hayırlı günler sizlere demiş, güzel bir gün diliyorum demiş. Nihat Kazmalı efendim bize ulaşmış. Evet, yine demiş dün akşam 23.30'da Merkez Üssü Kuşadası Körfez 4 noktada demiş, 4.2 şiddetinde bir deprem sallandık diyor Didim tarafından yazan. Çok geçmiş olsun diyoruz. Tabii İzmir'de de yaralar sarılmaya devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. İzmir'deki vatandaşlarımıza da Rabbim yardımcı olsun diyoruz. Efendim, günü gündemi hayatı bu şekilde paylaştık. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar hayatın içerisinde ne varsa sosyal medyadan efendim biz sizlere şu dakika itibariyle yayınlarımızı sunduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla andığımızı ifade ediyor. Sizler için güzel bir şiir tabii ki okumuştum. Onu ekranlarınızda paylaşıyoruz. Her şeyin gönlücü olmasını temenni ediyor. Yarın yine saat tam 10'da veya da 10'a 10 kala veya 10'u 5 geçe sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri, altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, yanmış yıkılmış savaş meydanlarında, destanlar yaratıyor cihanın görmediği, arkasından dağ dağ ordular geliyor, her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor uçsuz bucaksız göklere, al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber her yerde, yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum.